Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da tümü yazan yeri aktif hale getirirseniz bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle siyah tek renk yazma üzerine pembenin tonlamasını açıklı koyulu bir model hazırladım. Aparat olarak da kulak çöpü kullandım. Şöyle tığımın numarası da arkadaşlar 21 numara. Bugün size mekikten tığa bir model hazırlayacağız arkadaşlar. Hep iğneden tığa alıştınız. Arada da bazen mekikten tığa da gösteriyorum. Şimdi yine öyle mekikten tığa bir model hazırladım. Modelimize bakalım. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle mekik görünümlü bu şekilde modelimizi hazırladık. Şöyle birebir mekiğin aynısını sizler için hazırladım. Arasıyı olarak da şöyle çiçeğin yaprağına şöyle bir fazla biraz büyüğünü, bir trabzan büyüğünü yaparak böyle arasıyı olarak da onu kullandım. Tabi siz istediğiniz arasıyı yapabilirsiniz. Şöyle modelim bu arkadaşlar. Görünüşünü şöyle bir de uzaktan tutayım. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah zaten beğenmediğim şeyleri pek fazla sizlere sunmamaya çalışıyorum. Şöyle kolay bir model oldu. Yani kolay demeyelim de güzel bir model oldu. Evet, şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Evet, motifimizi yaparak başlıyoruz. Motifimize şöyle sihirli halka yaparak başlayacağız. Parmağımızdan gelen ipi tutmuş olduğumuz ipin üzerine bu şekilde bırakıp böyle sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu bir. İkinci 5 zincirli yuvam. Yine 5 zincir. Şöyle. 3 tane 5 zincirli yuvayı hazırladım. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 9 zincirimi de aynı şekilde buraya kapatıp şimdi ipimizi çektiriyorum. İlk 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Bu 3 tane 5 zincirli yuvaya yaprak, bir tanesine de çiçeğimizi yapacağız, büyük 9 zincirli. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım ve yuvaya giriyorum. 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. Şimdi 3 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 ve 2. 4 tane trabzanım oldu 2 zincirle beraber. Şimdi yine 3 defa doluyorum. Aynı yuvaya girip bu sefer dibinde bir alıyorum. En sonuncuyu bir, diğerlerini hep 2 2 aldım. Şöyle yavaş yavaş da gösteriyorum arkadaşlar, net anlaşılsın diye. Şimdi 4 zincir. 4 zincirimi buraya kapatıyorum. Bir tane tomurcuk yaptım. Geriye kalan kısma da 9 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın, sahte sık iğne yapıyorum. Bunu normalde yapabilirsiniz. Sırf mekik görünümlü olsun diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, tıpkı kaydırma mekik gibi dişleri var. Şöyle 4, şöyle 5, 6, 7, şöyle bakın bu şekilde 10'uncuyu da yuvada yapıyorum. Yuvaya normal sık iğne, geçişi de normal sık iğneden yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, ara suyunu da aynı şekilde yapacağımız için yavaş da gösterdim nasıl olacağını. Diğer ikisini de ben tamamlayayım. Şöyle yarım saati aşmasın. Biraz aşamalı bir yaprak çiçek yapacağız. Hemen bu ikisini de yapıp tamamlayıp geliyorum. Evet, diğer yaprakları da tamamladım ve şu şekilde biraz uzun bıraktım arkadaşlar. Burada kenarda yanık izi olmasın. Kaynaştırmak için bu şekilde bir sık iğne yaparak
Buraya başlayacağız. Böyle mekik yapmaya. Evet. 2 tane sık iğne yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekip şöyle ters tarafından bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 10 zincirden bir tane yuva oluşturdum. Bakın arkadaşlar, şu dip kısma da dönmeden önce şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şu ipi şöyle arkaya alayım. Şöyle 10 zincirden sonra bir sık iğne yapıp dönüyorum. Ve yine buraya da arkadaşlar zarif olsun diye sahte sık iğne yapacağım. Bakın şöyle mekik görünümü versin diye normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şart değil arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Normal sık iğne de olur. Evet. 4 oldu. Şöyle 5 ve 6. 6 tane kenara sık iğne yapıyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip ipimi uzattım ve kulak çöpümü alıyorum. Taktım. Bu şekilde buraya ilmek toplayacağız. Yuvanın içine girdim. Şöyle 1 ve 2. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2 taktım. Yuvanın içine girdim. 4 tane topluyoruz. 4 ilmekten de 3 tane yuva edineceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde 4 ilmeği topladık. Şimdi tığımın başını doluyum. Şöyle buraya bir sık iğne yapıyorum. Böyle zarif duruyor arkadaşlar. Şey açılma olmuyor. Zarif demeyelim de. Şöyle. Şimdi aşağıya da sağda olduğu gibi sol tarafta da 6 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. 1. Şöyle 2. Şekil daha net olacak. Şöyle 3. 4. Şöyle 5. 6. 6'ya 6. Kenar sayılarını eşitledik. Şimdi yine yeşil yuvaya 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu 1 ve bu da 2. 2 tane sık iğne yapıp üzerine 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çeviriyorum şöyle ters tarafına. Bakın bu sık iğnemin üzerine yapacağım. 2 tane sık iğne yaptık ya. Onun arasına yeşil yuvadan girdim. Şöyle sabitledim. Dibine de bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle hemen yine 6 tane yuvamıza sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne, dibine bir tane zincir. Bakın. Mekik görünümü tıpkı bir mekik gibi yapıyoruz. Yine ipimi uzatıp buraya 4 tane ilmek toplayacağız. Aynı çıkarmadan devam edeceğim arkadaşlar. Hepsini toptan çıkarmak istiyorum. Şöyle bakın. Onu geri alıp bunu uç kısmına taktım. Şöyle giriyorum 2 zincir. Dibine sıkı sıkı 2 zincir. 3 Şöyle 1, 2 taktım ilmeği. 4 tane olunca bu geri kalan kısma da yine sahte sık iğne yapacağız. 6 tane tığımın başını dolayınca açılma olmuyor arkadaşlar. Bakın bu şekil yaparsanız şöyle bir sahte sık iğne yapıyoruz. Tığımdan geçirip üzerine bir zincir. Şöyle tutayım daha net görürsünüz inşallah. Şöyle 2 3 4 5
Hiç zor değil arkadaşlar. Ben kameraya biraz net çekim olsun diye evirip çeviriyorum. Size zor gibi gelmesin sakın. Çok kolay. Yine bakın normal sık iğne yapıyorum. Şöyle. İsteyen tabi sahte de yapabilir. Yine 10 zincir çekip bu iki tane yaptık ya aynısından böyle 6 sık iğne 4 ilmekli yuva hazırlayıp bir tane daha yapıp geleyim. Evet, bu şekilde oluyor. Şimdi üst sık iğneli taç kısmını yapalım. Motifimi ters tarafına çeviriyorum. Şöyle ilk ilmekten girerek sık iğne ile sabitliyorum. Deminki motifimizin tam tersi tonlama işlemlerini yapıyoruz. 5 zincir. 5 zincirimi şöyle ilmeğin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Buraya sonuncu ilmeği şöyle ilmeklerin yamuk olmamasına dikkat edelim. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi diğerine geçiş yaparken bu şekilde hiç zincir çekmeden sadece ilmekleri birbirine bakın bu şekilde tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi kapatıp sabitledim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlmeğimizi buraya kapattık. Şimdi diğer çiçeğin içine hiç zincir çekmeden sadece ilmekleri birbirine tutturuyorum bu şekilde. 5 zincir. 5 zincirimi ilmeğin ortasından geçiriyorum. Beş zincir. Şimdi bir zincirle düz tarafına dön. Şöyle bir yapmış olduğunuz yuvaları karşıdan baktayım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle 5 zincirden yuvaları hazırladık. Şimdi düz tarafına dönüp sık iğne yapacağız. Her 5 zincirin içine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bunu da dediğim gibi mekiğe benzediği için sahte sık iğne yapıyorum. Bu şekilde güzel duruyor arkadaşlar. Eliniz alınca siz de bu zarifliği tercih edeceğinize eminim. Şöyle 4 ve 5. 5 tane. Diğer yuvamın içine de sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Bu 1. Şöyle 2. 3. 4, 5. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2, 3, 4 ve 5. Yuvanın içine sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sırayla bu şekilde 5'er tane sık iğne. Çok güzel ve zarif oluyor arkadaşlar. Yapımı da kolay. Eliniz alışınca şu ilk geçireceğiniz ilmeği sıktırmayın. Rahat bırakın. Rahat geçiyor. Şöyle ilmek aldınız ya. Tığdaki ilmeğiniz gevşek olsun. Şöyle rahatça geçiyor. Evet, her yuvaya 5 sık iğne. Bu şekilde tamamlayalım. 2, 3, 4 ve 5. Bismillah. Tığ. Ben de niye böyle oluyorsa arkadaşlar tığ bazen böyle ısırıveriyor öndeki ilmeğini. Yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2, 3, 4 ve 5.
İki tane kaldı arkadaşlar. Onu da yapalım, bırakmayayım. 2 3 4 ve 5. Hemen sıradaki yuvaya şöyle 1 2 3 4. Şimdi bu pembe yuvaya giriyorum. Beşinciydi de arkadaşlar. Şöyle meyilli güzel duruyor. Şu uç kısmı. İpimi koparıyorum. Hemen şöyle kenardan yakayıp temizleyeyim. Arka tarafı yapıştıralım. Yanık izi önde değil de arkada duvarsa. Şöyle şu şekilde. Temizledik. Tamamladık arkadaşlar. Bakın çok hoş oldu. Çok zarif oldu. Şöyle arkadaşlar bazen görüyorum. Şöyle takıyorlar motifi. Hoşuma gidiyor. Yapamadım sanırsam. Evet, motifimiz bu şekilde oldu. Şöyle zarif, güzel. Mekiğe çok benzettim arkadaşlar. Gerçekten hemen yapmış olduğumuz sahte sık iğne, hem yaprak ucu hem bu minik sık iğnelerle çok benzettim arkadaşlar. Şöyle uzaktan da tutayım. Şimdi bunu takalım arkadaşlar. Türbentimize tutturalım. Evet, ilk önce tabii ki tığ battı işlemini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Arasıyı olarak da bu iri yaprakları kullandım arkadaşlar, bakın. Ve 5 tane tığ battı ara mesafesi ve 3 ara suyundan sonra tutturduk. 4 tane yapmışız. Ve bir tane daha yapıp şöyle 1, 2, 3 zincir kapatıyorum buraya. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın 5 tane oldu. Motifimi alıyorum. Şöyle motifimin düz yüzü bize bakacak. Düz yüzü burası arkadaşlar. Ve bu orta kısımdan girip ilmeğimi alıp ortadan geçiriyorum ve bunu bu sağ taraftaki yerden, Bismillah. Allah'ım ya Rabbim ya, bu tığının da evet, tığ battı işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Şöyle 5 tane ara tığ battısı yaptım. Ara suyumla çiçeğimi sabitlemek için ara suyuna da bu şekilde 3 tane yaprak bırakıyorum. Şimdi motifimizi buraya sabitleyeceğiz. Bakın 5 tane ara tığ battısını verdik ve motifimizin düz yüzü bize bakacak arkadaşlar. Bakın burası ters tarafı. Düz yüzünden şu kenar tam orta kısmından bırakmış olduğumuz ilmeğimizi de alıyoruz. Şöyle tutturdum bakın. Şöyle şu pembenin kenarından bu 9 zincirli yuva var ya, büyük yuva. Oradan ipimi sabitliyorum kenar kısmına. Kenar kısmından bu şekilde şöyle sabitledik ve buraya şöyle oturtmak için bir zincirimi çekiyorum. Sık iğnem oturuyor. Arka tarafını şöyle tutayım. Sıradaki tığ battığımız bu şekilde. Buraya sabitliyorum. Ve 3 zincir. 1, 2 ve 3. Arkaya bir tane tığ battı yapıyorum. Ve bir zincir de çekip şöyle düz tarafına çeviriyorum. Elinizle şöyle çevirdiğiniz zaman yaprak dönecek. Yine aynı yere arkadaşlar, bakın sağa yaptık. Şimdi sol tarafına tam orta kısmından giriyorum ve bu şekilde ilmeğimi tuttum. İçinden de geçirdim. Şimdi bunu buraya sabitleyip 5 tane tığ battı mesafesi vereceğim. Bakın. Şöyle buraya iyice oturtturalım ve üzerine 1 2 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2
ve 3 zincir. 5 tane tığ battı mesafesi vereceğiz. Tıpkı başta başlarken yaptığımız gibi. Sağ tarafa 5, sol tarafa da 5. Bu 2, 3 zincir, şöyle 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 zincir. 4. 4 oldu. Şöyle sayalım. 5.'yi de şöyle bir bakalım arkadaşlar yaptığımız nasıl oldu, tutturduğumuz çiçeğimiz, tutturma işlemi bu şekilde, bakın gördünüz, şöyle zarif hoş bir çiçeğimiz oldu. Bu arkadaşlar şöyle sıcak ütüyle tabi ütülendiği zaman yapışacak, daha incecik olacak. Bu yaprak biraz havada gibi olsa da ütülenince şöyle güzel duracak. Evet, şimdi yaprağın yapılışını da göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir defa tığımı doladım, trabzandan yuva yapıyorum. 1 2 ve 2 2 zincirle başlıyorum. Bir defa tığımı doladım, yuvaya da girip şöyle 2 2 olarak bir trabzan yaptım. Şimdi 2 defa tığımı doladım, 2 2 ve 3 oldu. Şimdi 3 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2, 2 ve 2. 4 oldu. Yine 3 defa doluyorum. Bu sefer şöyle 1, 2, 2, 2 ve 2. Bakın. Sonuncuyu da yine aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 2. 2 ve 2. Bu şekilde büyük bir yaprak yapıyorum. 4 zincirimi çekip sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan kısma da 9 tane sahte sık iğne. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10'uncuyu da burada yuvada yapıp, bakın büyük ve irice bir yaprak yaptım. Şimdi bunu kısmı aşağı meyletmesin diye dibine sık iğne yapıyorum ve 3 zincirden 3 tane tığ battı yapıyorum. İkinci yaprakla iki yaprak arasına. Şöyle 3 zincir sabitliyorum. 3 zincir sabitliyorum buraya. Şimdi bir defa tığımı doladım, yuvanın da içine girip şöyle 1, 2 ve 2. Bakın trabzanımız hazır, hemen 2 zincir. Bir defa doladım, şöyle 2 ve 2. 2 defa doluyorum, şöyle 2, 2 ve 2. Yine 2 defa doluyorum, bu sefer 4 sefer dalıyorum. Bakın 1, 2, 2 ve 2. Şimdi 3 sefer dolayıp 2 2 alacağım. Şöyle 2 2 2 ve 2. Tekrar 3 sefer doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 2 2 ve 2 alarak, bakın irice büyükçe bir yaprak yapıyorum ve 4 zincir 10 tane de sık iğne yapacağız. 4 zincirimi çektim, kapattım. Şöyle 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10'uncuyu yuvada yaptım. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Yine 2 yaprak arasına arkadaşlar böyle 3 tane mesafe verip bir tane daha yaprak yapıp hemen geliyorum. Evet, şöyle tutayım. Ara suların arasında çiçeğimi şöyle bir görün arkadaşlar. Tek şöyle mekik oyamız. Gerçekten şöyle ve tek olarak bu şekilde pembe rengini tutayım arkadaşlar. Pembenin
Dur şuna bir bakın. Şöyle tutayım. Evet. İstediğiniz renkte bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece tek bir şekilde veya benim yaptığım gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Sizler de arkadaşlar, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da beğeni ve yorumlar önermeler de ön plana çıkarıyor. O yüzden destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok da teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle sallantılı haline bakıtayım. Bunu güzel bir şekilde arka tarafından ütüleyince de arkadaşlar yapışacak. Daha incecik, böyle zarif duracak. İncecik olacak. Bakın şöyle. Ters duruşu da bu şekilde oluyor. İkisini beraber şöyle bir tutayım. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız, tekrar söylüyorum sanırsam arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.